kara kıta, darbeler kıtası oldu. Kıtayı kasıp kavuran terör olayları ve Fransız sömürgeciliğine karşı başlayan uyanış, bölgede tansiyonu yükselten en önemli nedenler arasında. Afrika'da darbeler domino etkisiyle birbirini takip etti. Fitilin ilk ateşlendiği ülke, Batı Afrika'daki 21 milyon nüfuslu Mali oldu. Ülke, Fransız işgalinden kurtulduğundan bu yana siyasi ve askeri istikrarsızlığın pençesinde. Takvim yaprakları 18 Ağustos 2020'yi gösterirken ayaklanan bir grup asker yönetime el koyup, Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita'yı zorla istifa ettirdi. Mali'deki gelişmeler komşusu Burkina Faso'yu da etkiledi. Fransız-Rus rekabetinin son sahnesi bu ülkeydi artık. Tarihler 24 Ocak 2022'yi gösteriyordu. Yarbay Paul Henry Sandaogo Damiba öncülüğündeki bir grup asker yönetime el koydu. Cumhurbaşkanı Christian Kabore mektupla istifasını duyurdu ama ülke durulmamıştı. Bir yılda ikinci kez darbe yaşandı. 18 Eylül 2022'de önceki darbeyi de destekleyen Yüzbaşı İbrahim Traore, beceriksizlikle suçladığı juntacı Damiba yönetimini devirdi. Yüzbaşı Traore yönetimi alır almaz Fransız sömürgeciliğine karşı savaş açtı. Paris yönetimine karşı ilk zaferini de Şubat ayında ilan etti. Fransa askerlerini Burkina Faso'dan çekti. Geçtiğimiz ay Moskova'da gerçekleşen Rusya-Afrika zirvesine katılan Traore'yi dönüşünde binlerce kişinin karşılaması, halkın desteğini de aldığını gözler önüne serdi. Traore son olarak da Fransa ve ABD'ye uranyum ihracatını yasaklayarak dikkatleri bir kez daha üzerine çekti. Darbeler silsilesine son olarak Nijer katıldı. Kendilerine Vatan Koruma Ulusal Konseyi adını veren askerler, 26 Temmuz 2023'te yönetime el koydu. Nijer Cumhurbaşkanı Muhammed Bazoum muhafız alayındaki askerler tarafından sarayında alıkonuldu. Junta'nın çağrısıyla halk darbeyi desteklemek için sokaklara çıktı. Öfkeli bir grup Fransa'nın Niamey Büyükelçiliğine saldırdı. Mali ve Burkina Faso'dan sonra Nijer'de de darbe yönetimi Fransız kanalların yayınlarına son verdi. Böylelikle Batı Afrika ülkeleri Fransızları susturmuş oldu. Darbeciler Fransa ile imzalanan askeri işbirliklerinin feshedildiğini açıkladı. Afrika kıtasında son 3 yılda yaşanan darbeler Fransa'nın sömürge imparatorluğunun sonuna yaklaştığını gösteriyor. Ancak Sahel ülkeleri bir bir Paris'ten uzaklaşırken son 50 yılda Afrika'da 26 ülkede toplam 67 darbe gerçekleştiğini de hatırlatmakta fayda var. Üstelik Fransa halen 14 Afrika ülkesinin ulusal rezervlerini elinde tutuyor. Bu ülkelerdeki maden ocaklarını işletiyor. Fransız hazinesi bu sayede Afrika'dan her yıl 500 milyar dolara yakın kazanç elde ediyor. Bu nedenlerle Paris yönetiminin artan Fransa karşıtlığı üzerine kara kıtadan kolaylıkla vazgeçeceğini düşünmek bir hayli zor.